Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Biliyorsunuz son iki haftadır e, potansiyel dip bölgesinde olduğumuzdan bahsediyorum arkadaşlar. Çok güçlü sinyaller var. Çok önemli desteklerden döndük. Yarın sıf bununla ilgili video çekeceğim arkadaşlar. Ama bugün e, nasıl diyeyim? Yorumlardan bir üyemiz yazmış ki, takipçimiz yazmış. Hocam bir indikatör var, inceler misiniz diye. Ben de bu videoda onu inceleyeceğim arkadaşlar. Ben aslında inceledim ama sizle birlikte inceleyeceğiz. Ve o indikatör diyor ki dip yapıldı diyor arkadaşlar. Yani benim analizlerimi destekleyen bir indikatör buldum. E, alt konulara gelecek olursak e, sepetimizi yaptık arkadaşlar. Bitcoin düşmüşken sepetimizi yaptık. E, ve çok güzel kazandırdı arkadaşlar. E, bakalım kazandırmaya devam edecek mi? Dediğim gibi acelemiz yok. Yıllarca belki tutacağız biz bu sepeti. O yüzden bugün çok güzel kâr da olabiliriz. Yarın tekrar ana paraya düşebilir örnek vereyim. Yani bunlara rahatsız geleceksin. Bunlara katlanamayan geleceğe yatırım yapamaz arkadaşlar. Tamam mı? Hani diyorsunuz ya. Vay be insanlar vakti zamanında bitcoin'u nereden almış? Şimdi ta nerelere gelmiş gibisinden. Diyelim o adam aldı. Buraya kadar tutabildi mi? Sabrede bildi mi? Değil mi? Çünkü çok sert dalgalanmalar oluyor. Adam parayı beşe katlarken. 2 gün sonra bir bakıyor 5x'i olmuş 2x. Ama adam sabrediyor, panik yapmıyor değil mi? Bir, birkaç sene tutuyor ve çok güzel paralar kazanıyor. Bu işler öyle. Aynı sabrı sizin de göstermeniz lazım arkadaşlar. E ben de elimden geldiğince yardım olacağım size. Diğer taraftan Twitter'da bir anket paylaştım. Neydi o? Onun sonuçlarına gelelim. Merhaba arkadaşlar sizce sepetteki altcoin net 2x yapınca ana parayı çekip kar, kar ile devam etme fikri nasıl olur diye sordum. İnsanlar ikiye bölünmüş durumda arkadaşlar. İnsanların yarısı diyor ki elimizdeki coin 2x yaptığımız satalım ana parayla devam edelim. E, ana parayı çekelim kar ile devam edelim. Yani karımızı alalım e, o zaman zarar etmeyiz diye düşünüyor. Yarısı da diyor ki hocam bu fırsat bir kere ayağımıza gelir. Ben göze aldım bu parayı diyor, yatırdım diyor, karı çekmeyeceğim. Çünkü gelecekte daha fazla kazanabiliriz. Atıyorum, biz en dipten aldık diyelim, bir gün 50x yaptı. Sen ana paranı çektiğin için 25x faydalanmış oluyorsun. Bütün paranla devam edersen 50x yapmış oluyorsun. Yani arkadaşlar insanlar ikiye ayrılmış durumda. Atıyorum, elimizde bir coin 2x yaptı mı ben size derim ki dileyen ana parasını çeker, dileyen tutar derim. Ben kendim tutma kararı aldım. Hani e, yolun sonuna kadar tutacağız inşallah. Bu konuya da açıklık getirmiş olalım. Diğer bir e, soruya geleyim. Ya çok ayıp etmiş birisi demiş ki yazıklar olsun sana demiş. Dolar endeksine değinmedin demiş. Ya yazıklar olsun sanki var ya adamı sırtından bıçaklamışım ihanet etmişim gibi enteresan. Ben zaten dolar endeksine iki gün önce değindim. Ve bu makro analizdir arkadaşlar. Her gün değinmeye gerek yok. Bakın bir kere daha değineyim. Ondan sonra birkaç gün üzerinde durmam ben. Şimdi bakın bu ana düşen kanalımız 30 yıllık kanal. Daha önce önemli direnç olarak çalıştı. Son haftalarda da önemli direnç olarak çalıştı ve şu anda da üzerindeyiz ve ben dedim ki arkadaşlar aylık kapanışı bekliyorum. O zaman 23 gün kalmıştı aylık kapanışa. Şu anda da 21 gün kaldı arkadaşlar. Eğer kanalın üstünde kapatabilirsek gideceği yeri söyleyeyim. Şurası şu bölge. Şuradaki tepeler var ya. Şöyle yani 120 bandına doğru şuna benzer bir hareketler görülebilir. Tabi bu zaman alabilir arkadaşlar. Şuna benzer bir şeyler görebiliriz yani. Ama aylık kapanış kanalın içinde gelirse arkadaşlar o zaman şuradaki yükseliş bir iğne olarak kalır. Kanalı kırmış olmayız. O yüzden 21 gün sabırla beklemek lazım. Ve İki gün önce analizimde de söyledim. Arkadaşlar dolar endeksi sert yükseldiği halde bitcoin güçlü durdu dedim değil mi? Yani biz değindik aslında dolar endeksine. Ama insanlar istiyor, her gün aynı şeyler anlatayım. Sonra video uzuyor diye şikayet ediyorlar. O da enteresan. Beni iki arada bir derece de bırakıyor insanlar. Neyse. Durum bu yani anladınız mı? Şimdi aylık kapanışı izleyeceğiz biz. Yani dolar endeksinin yükselişine rağmen bitcoin 22.500'lere kadar yükseldi arkadaşlar. Diğer bir soruya geleyim. E, hocam sepet yaptın e, bulamıyoruz videoyu. Ya nasıl bulamıyorsunuz arkadaşlar? Bakın YouTube kanalıma girin tamam mı? Girin YouTube kanalıma. Şöyle ben tarif edeyim size hatta. Bakın yani yıl olmuş 2022. Bunları bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunları bilmeniz lazım. Şöyle yapalım. Bakın YouTube kanalıma girdiniz. Şu şekilde bakın. Şunu bir kapatalım. Şöyle mesela videolara tıklayın. Mesela son videolarıma tıklayın. Değil mi? E burada ne yazıyor mesela? Bakın gezin şöyle. Bakın. Ramço'dan tarihi koy sepeti videosu. Basit yani 10 gün olmuş yapalı gördünüz mü? Her şeyi geçtim. Şöyle yazarsan Ramço sepet. Youtube arama yerine Ramço sepet yaz. Tamam mı? En yakın tarihte hangisi çekilmiş ona bak. Mesela ne diyor abi? Burası 10 gün önce. Yani bu kadar kolay. Ve insanlar diyor ki bulamıyoruz video ya nasıl bulamıyorsunuz? Sıra bakmayın arkadaşlar biraz uzadı. Şimdi hazırsanız o indikatöre geleceğim. Yani üyemizden biri yazmış abonelerimizden biri. Hocam şu indikatör diyor ki dip yapmış olabiliriz diyor. Ben de inceledim arkadaşlar. Öncelikle kanalımız önemliydi. Çizgilerimiz bir bir anlattık arkadaşlar. Tutunmaya da devam ediyoruz. Potansiyel dip seviyesi ve yükselen bir mum yaptık biz şu an. Tamam mı? Yani son 3 haftadır alçalan mum şekline giderken yükselen mum yaptık. Ve indikatörü açıyorum arkadaşlar. O da bizi destekliyor. Neymiş bu indikatörün adı? Bitcoin Super Cycle arkadaşlar. Açıyorum. Bunu haftalık grafikten bakman lazım. Yani aylıktan değil haftalıktan bakman lazım. Şimdi şöyle bakınca bütün tepelerde cycle top diyor. Yani zirve yapıldı diyor, değil mi? Sinyali veriyor önceden. Bütün diplerde de cycle bottom diyor. Yani dip yapıldı diyor. Şu bölgede dimiyor niye? Bak şimdi onu soracaksınız. Dimiyor çünkü orada daha bu ortalamalar gelmemiş meydana. Burada daha iki tane ortalama var. Burada üçüncüsü geliyor. Burada dördüncüsü piyasaya çıkıyor. Ne zaman bütün ortalamalar çıkmaya başlıyor? Ondan sonra indikatör işini yapmaya başlıyor arkadaşlar. İlk tepede sinyali çakıyor mesela. Bu arada arkadaşlar yorumları bugünden itibaren açıyorum. İnsanların yüzünde biraz güller açmaya başladı. E, yorumları da görüyorum. İnsanlar daha mutlu. Yani agresif tavırlar azaldı. Ben de bu yorumları açmaya karar verdim. Dilediğiniz yorumu yazabilirsiniz arkadaşlar. Saygı çerçevesinde küfür etmek yasak. Küfür görürsem banlarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse şimdi bu indikatörü inceledim. Ve şu anda da dip yaptık diyor bir indikatörü. Peki neye göre bu zirve ile dipleri tespit ediyor onu inceledim arkadaşlar ve gördüm ki bakın mesela tepe yapıldığında şu sarı ile kırmızı kesişiyor arkadaşlar gördünüz mü? Şu noktada sarı kırmızıyı kesiyor ondan sonra tepe yapıyor bakın sarı kırmızıyı kesince tepe yapıyor. Çok önemli arkadaşlar anlatacaklarım. Diğer tepeye gelelim 2013 yılında sarı kırmızıyı kestiğinde bu yaz ortaya çıkıyor tamam mı? Yani o şekilde iki kere te tespit etmiş tepeyi. Daha sonra arkadaşlar 2018 zirvesine geliyoruz. 20 bin dolar zirvesine. Bakın sarı kırmızıyı kesiyor ve bu yaz ortaya çıkıyor. Günümüze geliyoruz. Yani günümüze değil mi? 65 bin zirvesine. Orada da sarı kırmızıyı kesiyor. Zirve yapılmış oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu şekilde zirveyi tespit ediyor. Atıyorum bir gün boğa sezonu başlar. Zirveleri oynarız. Neyi takip edeceğiz? Bu sarı ile kırmızının kesişimini. Daha önce biliyorsunuz Golden Ratio Fibonacci diye indikatörüm vardı. Şu indikatör arkadaşlar. Yani bu da benzeri bir indikatör. Buradaki olay neydi arkadaşlar? Hatırlarsınız. Burada da günlük grafiğe bakıyorduk. Şöyle açayım. Günlükte kesişimler oluyordu. Bakın arkadaşlar şu noktada bu kırmızıyla beyaz çizgi kesiştiğinde tepe yapıyordu değil mi? Bu indikatör biliyorsunuz. Gayet benziyor. Bu biraz daha farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da sarıyla kırmızı kesiştiğinde zirve yapılıyor. Yani daha yolumuz epey uzun. Niye diyorum ben size birkaç sene bekleyeceğiz. Niye bu sene ralli gelmez diye söylüyorum. Mini bir ralli olabilir arkadaşlar. Bakın 2018 yılında dip yapıyor. 2019'da mini bir ralli geliyor Bitcoin'de. 4x yapıyor. Ondan sonra tekrar 3900 dolarlara düşüyor. Çok sert düşüyor. Bakın ne kadar düşüyor mineralliden sonra. %72 düşüyor arkadaşlar. Altcoin'lere de çok dehşet düşüşler geliyor. Neyse. Yani niye öyle yapıyor? Kırmızıya dokunuyor arkadaşlar. Oradan şu bir gün kırmızıya ulaşırsak bakacağız, bakacağız. Ya yani neyse mineralli yapmak zorunda mı? Hayır arkadaşlar. Mesela 2015'te Mineralli yapmıyor. Direktman yükseliş trendini başlatıyor arkadaşlar. Bakın ilk kırmızıya geldiğinde satış yiyor burada da. Ondan sonra böyle böyle gidiyor yani. Kırmızının üzerine attıktan sonra iyice sertleşiyor yükseliş. Bu indikatöre göre. Yani gördüğünüz gibi güzel çalışıyor arkadaşlar. Tepeyi böyle tespit etmişiz. Peki dipleri nasıl tespit ediyor? Oraya da gelirim. Bakın mesela ilk dip burası. Neye göre vermiş o dibi? Bakın. Yeşille pardon sarıyla. Yok yeşille mavi kesişiyor şu noktada gördünüz mü? Yeşil mavi aşağı kesiyor. Ondan sonra bu yazı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yeşil mavi kesince. Ondan sonra dip yapılmış oluyor burada. Devam edelim 2018 ay piyasasına. Ne diyorduk? Yeşil mavi kestiğinde. Bakın şu noktada yeşil mavi kesiyor ve bu yazı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dip yapıldı diyor bize. Gördünüz mü? Şimdi günümüze geliyoruz. Günümüzde gelince de yeşil mavi kesiyor. Bakın eş zamanda da bu yazı ortaya çıkıyor. Yani cidden potansiyel var arkadaşlar. Tabii hani hiçbir şeyin garantisi yok hayatta biliyorsunuz. Biz hep dedik arkadaşlar dip bölgesi var. Dip diye bir şey yok. Dip bölgesine 20 bin doların altı 9 bin doların üstü o bölgeler uzun vadeli alım bölgeleridir. Ben 3'e 5'e bakmıyorum. Kimisi diyor 14 bin gelecek kimisi diyor 10 bin gelecek kimisi diyor 5000 gelecek Herkes her şeyi söyleyebilir arkadaşlar gerçeği kim bilebilir soruyorum size kimse bilemez arkadaşlar piyasaya kim yönetiyorsa o bilir Yani biz bilemeyiz Biz sadece deriz ki ayı bayrağı var şu var vesaire çalışır mı yok belli olmaz o Bir yorumda da yazmış hocam niye ayı bayrağına değinmiyorsun diye ya arkadaşlar değinmeye gerek yok niye yok? Ben zaten diyorum ya dip kırılırsa zaten 13.800 seviyesi sıradaki hedef olacak. Örnek vereyim o da ayı bayrağının hedefine doğru gidiyor zaten. 9.000'de gapimiz var diyorum bilmem ne. Yani her ayı bayrağı çalışacak diye bir kural yok. Her boğa bayrağı çalışacak diye bir kural yok. Ben bu dip sinyallerini görüyorum insanlar korkutmak istemiyorum arkadaşlar anladınız mı? Belki de dip yaptık biz. Ya niye ben boşu boşuna korku pompalayayım değil mi? Ben ihtimallere değinirim. Zaten 13.800 ihtimali değindik biz bunu arkadaşlar değindik. O yüzden e, sürekli her negatif sinyali pompalamaya gerek yok diye düşünüyorum. Hocam çok erken aldın sepeti dediler. Belki de en dipten yakaladık arkadaşlar, değil mi? Kimseye kulak asmıyoruz. Üçe 5'e bakmıyoruz çünkü açgözlü değiliz arkadaşlar. Geçen video çektim ne yazdım kapak resmine? Dibi sıyırmaya çalışan kafayı sıyırabilir, değil mi? Yani. Dibi sıyırmaya niye çalışıyoruz biz? Niye bu kadar açgözlüyüz biz? Gerek yok. Yani arkadaşlar bu indikatörde diyor ki dip yapmış olabiliriz diyor. Şimdi nereye kadar yükseliş geldi arkadaşlar? Biliyorsunuz iki gündür yükseliyoruz böyle. Nereye iğne attık biz bugün? Oraya geleyim. Hani diyorlar ya MA200 kırıldı dünyanın sonu geldi diye değil mi? Biz daha önce değindik bu konuya arkadaşlar. Geçmişte de kırdığı oluyor. Bakın şu bölgede mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hafta kapatıyor altında beyaz ortalamanın veya 200'ün. Tekrar üzerine atmasına ralliye giriyor. Yani oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Mart 2020'de de altında kapatıyor gidiyor. E şimdi de de altındayız diye dünyanın sonu mu geldi? Değil mi? İnsanlar korkuyor. Şu anda retest yaptık arkadaşlar bakın. Az bir şey kala düşürdüler. Yani bizim önemli seviyemiz 22.650 seviyesi diyelim. Üzerinde haftalık kapanış yapmamız lazım bizim arkadaşlar. Bunu yapabilirsek o zaman altımıza almış olacağız bu ortalamayı. Şimdilik e, az bir şey kaldı arkadaşlar. Oraya eğer bitcoin sert düşerse hafta kapatana kadar bu ortalama biraz eğim vermiş olacak aşağıya. O zaman iğne ucuyla ortalama temas etmiş olur. Bakacağız nasıl olacak. Ama kritik bir bölgeye geldiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Yarın daha detaylı gireceğim. Yarın daha detaylı gireceğim dip sinyallerine değineceğim arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir bölgeye gelmişiz. Yani satış yeri olabilir. Yani bir geri çekilme görülebilir örnek vereyim. Veyahut bir daha test eder. Bir daha test eder. 22.600 seviyesi oradan satış gelebilir. Ama biz 22.650 üzerinde hafta kapatmamız lazım ki direncimiz destek haline gelsin. Mevzu bu. Şimdi günlük grafiğe gidelim arkadaşlar. Nereye geldik günlük grafikte? Bakın MA21'i kırdık. Güzel. Ee, şu anki mum sıkıntılı duruyor. Satış gelmiş belli ki. Bakın mesela ne kadarlık geri çekilmiş. Şöyle yapalım. %3'lük bir geri çekilme olmuş. Şimdi bollinger bandını açıyorum arkadaşlar. Bollinger bandını e, nereden yapalım? Şöyle şunu kapatayım arkadaşlar. Bollinger bandını açalım. şekilde. Ortalamaları da kapatalım. Bakın Bollinger üst bandına da gelmişiz. Daha önce 30, 28 binlerden döndüğümüzde böyle 30 bin bölgesinde baya bir takılmıştık hatırlıyor musunuz? Orada da üst banda geldiğinde satış geliyor bakın. Sonra bir daha deniyor kıramıyor Atıl satış ondan sonra geliyor. Yani önemli bir direnç bölgesi Bollinger üst bandı görüyoruz burada. Ve şu anda da biz oralara geldik satış geldi arkadaşlar. Belki de kıramayacak düşüşe geçecek yeniden. Peki nereyi takip edeceğiz? Hareketli ortalamalara bakıyoruz. Son ortalama MA10 var arkadaşlar. 20 bin dolar seviyesi kritik destektir bana göre. Yani 20 bin dolar orayı takip edeceğiz geri çekilmelerde. Son olaraksa Bollinger alt bandı var 19 bin dolar seviyesinde. Yani 19.000'in altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor. İlk etapta da 20 bin dolar altında günlük kapanış yapmayacak. Yani bu iki desteği takip edeceğiz arkadaşlar. Diyelim tınlamadı. Gidiyor yukarı doğru. O zaman nereyi takip ediyorduk? Dün bahsettik arkadaşlar. 4 saatlikteki hareketli ortalamalara değindik size. Bak oraya da az kaldı. Neresi? 22.700 Üstündeki de 22.770 seviyesinde. Bunları takip edeceğiz. 3 saatlikteki nereye değinmiştik dün? Bakın ikisini de kırdık orada arkadaşlar. Şu an ilki destektir. Mesela 21.600 ara destek. Tamam mı? İlk olarak orayı takip edeceğiz. Oranın altına 4 saat kapanışa bir ihtimal 20 bin dolarlara götürebilir arkadaşlar. 21 bin dolara pardon. Orası ilk desteğimiz daha sonra da 20 bin dolar bunları böyle takip edeceğiz. Neyse arkadaşlar şimdi 4 saat diye geliyoruz tekrardan. Burada da ortalamalara gelmediğimizi görüyoruz. Yani belki oraya da bir iğne atmak isteyebilirler. 22.700 bölgeleri kritik. Diyelim vardı. Haftalık kapanışta istediğimiz gibi geldi. O zaman güzel arkadaşlar tamam mı? Ama gün içi alsat yapıyorsan biraz dikkatli olman gerekebilir. Yani bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.